Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Yeni bir tarot okumasıyla birlikteyiz. Hangi konuya odaklanacağız bugün? Aralık ayında acaba sizi neler bekliyor? Bu ay nelerle karşılaşabilirsiniz, neler yaşayabilirsiniz, hangi konulara dikkat etmeniz gerekecek, yine hangi sürprizlerle karşılaşabilirsiniz? Bunların okumasını yapmaya çalışacağım. Destelerimi görüyorsunuz. Bugün zodyak tabanlı bir açılım yapacağım, okuma yapacağım. Ve ilk destem ateş destem. Burcunuzun elementi ateş olabilir. Yükselen burcunuzun elementi ateş olabilir. Ve bu desteği izleyebilirsiniz. Toprak elementi. Ana burcunuz veya yükselen burcunuz toprak elementi olabilir. Hava elementi. Yine ana burcunuz, yükselen burcunuz hava elementi olabilir. Ve su elementi. Ana burcunuz, yükselen burcunuz su elementi ise bu desteği izleyebilirsiniz. Hem ana burcunuzu hem yükselen burcunuzu izleyebilirsiniz. Yani iki deste birden izleyebilirsiniz. Veya siz elementinize göre bir deste seçmeyi tercih etmeyebilirsiniz. Yani ateş elementi olabilirsiniz. Ama ben bu mavi desteği beğendim ve onu izlemek istiyorum diyebilirsiniz. İçinizden hangisi geliyorsa onu yapmanız sizin için uygundur. Ben burada sadece belirleyici bir unsur seçmek istedim. Şimdilik bu kadardı. Yorumlarda görüşeceğiz. Destelerinizin dakikasını yorumlar kısmının en üstündeki sabitlenmiş olan mesajımda bulabilirsiniz. Sevgiler. Tekrardan merhabalar. Burcunuz veya yükselen burcunuz ateş elementi olabilir. Veya sadece bu desteğe, bu taşa çekilmiş olabilirsiniz. Sizin için kırmızı jade taşını seçtim. Hemen bunu böyle kenara alıyorum. Ve tarot okumama geçiyorum. Bakalım Aralık ayında sizi neler bekliyor, neler yaşayabilirsiniz, nelerle karşılaşabilirsiniz. İlk olarak ilk 10 günde birinden romantik bir adım gelebilir. Sizi sevindirecek, mutlu edecek bir haber gelebilir. Bu haber hava elementi bir kişiden gelebilir. Yahut da yargıyla, devletle bağlantılı güzel, sizi mutlu eden, sevindiren bir haber alabilirsiniz. Daha sonrasında kendinizi gerçekten tamamlanmış gibi hissedeceksiniz. Mutlu hissedeceksiniz. Hayatınızda eksik bir şeyin tamamlanacağını ve şimdiye kadar belki boşlukta olan bir durumun dolacağını söyleyebilirim. Birilerinden uzaklaşmak isteyebilirsiniz bu ay. Yaşamınızdan çalan, sizden çalan, sizden bir şeyleri devamlı alan ama hiç vermeyen insan topluluklarından uzaklaşabilirsiniz. Ayın ilk 10 günde özellikle parasal konularla ilgili güzel bir şans. Tasım onlusu kartı. Belki ileriye dair de size getirse olabilecek yatırımlar yapabilirsiniz. Sevindirici yine güzel bir haber gelebilir. İş, para, kariyer konularıyla ilgili veya bazıları evleneceği kişiyle tanışabilir. Bir teklif alabilir. Ciddi bir teklif alabilir. Oldukça işte ayın ilk 10 günü, 9. ve 10. günlerde çok aktif olabilirsiniz. Neşeli, heyecanlı, etrafa neşe saçan, heyecan saçan, ışık saçan bir performansınız olabilir. Hayatınızda bir insan olabilir. Bu kişi su elementi olabilir. Bu insanla yakın ilişkiniz olabilir, akrabanız olabilir, sevdiğiniz bir kişi olabilir veya işte çalıştığınız etrafınızda olan bir kişi olabilir. Eğitim hayatından yine bir kişi olabilir. Bu insan yalnız çok ağır yükler veriyor size. Yani onun bazı sorumluluklarını siz taşıyor olabilirsiniz. Ya da hak ettiğinizden fazla üzerinize sorumluluk veriyor olabilir ve bu sizi gerçekten çok yorabilir. Bununla ilgili bir isyan hissedebilirsiniz. Ayın 10'uyla 20'si arasında artık hani taşıyamıyorum veya çok yoğun bir öfke, böyle eteklerinizden tutuşmaya başlayıp böyle bir alev topuna dönüşebilirsiniz. Zaten ateş elementisiniz. Bastırdığınız bir şey var. Bunu söyleyebilirim. Ve o bastırdığınız şey böyle
birden patlayıp gerçekten özellikle şu karaktere çok zarar verebilir. Onunla bir tartışmanız, sıkıntınız olabilir. Evet, biriyle aranız bozulabilir. Bunu söyleyebilirim. Ve ego yapıp konuşmayabilirsiniz siz de aranızın bozulduğu insanla. Ama bu ara bozulması ile ilgili asıl sebep bir dedikodu. Bunu söylemeliyim. Yani üçüncü bir kişi size başka, işte diğer kişiye başka hikayeler anlatabilir. Bu sizin moralinizi bozabilir. Ama işte gidip sanki sormayacaksınız da sen niye böyle dedin, niye böyle yaptın? Ve burada karlı çıkan tek kişi, arayı bozan kişi olacak. Bunu yapmamanızı tavsiye ederim. Yani gidin konuşun. Biriyle ilgili size bir dedikodu gelirse veya birinin dedikodunuzu yaptığını duyarsanız ne olursa olsun gidin konuşun. Evet, bir ay dönemi. Ayın önemli olduğu bir dönem. Dolunay olabilir. İşte ayın böyle dolunaya doğru gittiği bir zaman olabilir. Kendinizi çok güçlü hissedeceksiniz veya sizi üzen, kıran bir mesele olabilir. O meseleyle ilgili çok güzel bir çözüm üretecek olabilirsiniz. Veya şurada söylediğim, hani başta canınızı sıkan konu sizi üzebilir ama sonra bu konu çok güzel bir şekilde halledilebilir. Sizin tarafınızdan yine daha önceden aranızın bozulduğu bir kişi vardır belki. Onunla bu konu sizi çok üzmüş olabilir. Onunla ilgili güzel gelişmeler olabilir. Düzelebilir ve siz bu olayı en güzel, en medeni şekilde düzelteceksiniz ve yine yıldızınız parlayabilir. Özellikle işte ayın 18 ile 20'si arasında böyle yıldızınızın çok parladığı, yukarı çıktığınız, insanların dikkatini çektiğiniz ve aşk anlamında şanslı olduğunuz zamanlar. Arkadaşlar, yani büyük bir şey elde ediyorsunuz. Belki de hani yukarı çıkmak istediğiniz bir basamak olabilir. Bu konu parayla ilgili olabilir. Bununla ilgili güzel bir gelişim olabilir. Çok güzel bir teklif alabilirsiniz. Bir tercih yapmanız gerekebilir. Yine şurada bırakmıştık ama aynı konu. Hani bir insanla ciddi bir yola girmek, güzel bir teklif almak, aşk ilişkilerinde sizi mutlu edecek gelişmelerin olması, şimdiye kadar beklediğinizi vermeyen bir partnerin beklediğinizi vermesi, bu illa aşk olmak zorunda değil. Yani iş hayatında da şimdiye kadar beklediğiniz, almak istediğiniz şeyler vardır. Ama bir türlü alamamışsınızdır. Bununla ilgili güzel gelişmeler olabilir ve hak ettiğiniz şeyi almaya başlayabilirsiniz. Çok aktifsiniz. İnanılmaz derecede aktifsiniz. Yani burada büyücü kartı imparator kartıyla geldi. Yani kadın olmanız veya erkek olmanız fark etmez. Maskülen enerjinizin çok baskın olduğu bir zaman. Ayın son 10 günü ve oldukça aktif olduğunuz, hayatınızı yönetebileceğinizi hissettiğiniz bir zaman geçirebilirsiniz. Her şey sizin kontrolünüzde olabilir ve burada işte bir sürü organizasyon yapıp her istediğiniz düzenlemeyi hallettiğiniz bir zaman geçirebilirsiniz. Belki şimdiye kadar ertelediğiniz belli konular vardır. Onların hepsini birden topluca hallettiğiniz bir zaman olabilir ki açıkçası şu dönem retro olacak. Venüs retronun olduğu bir zaman, retroda da yarım kalan işleri tamamlamak için çok uygun zamanlardır. Yani yeni bir şeylere başlamaktansa yarım kalan veya daha önce düzelmemiş olan şeyleri düzeltmek için çok uygundur. Biraz keyifsizsiniz şurada. Bunu söyleyebilirim. Ayın belki işte 25, 26, 27'si gibi. Yani belki de şurada çok aşırı aktifsiniz ya, onun getirdiği bir keyifsizlik olabilir. Biraz yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Tamam, ışığınız parlak yine. Ama ışık parlak olsa da biraz hiçbir şeyle ilgilenmek istemiyorum diyebilirsiniz. Bir kutlamanız var. Ama çok gizli bir kutlama. Yani belki çok yakınlarla yapılan veya kendi içinize yaptığınız, diğer insanlarla paylaşmak istemediğiniz, sizi çok sevindirecek bir gelişme var. Bir haber geliyor veya daha önce olmasını istediğiniz şeyler oluyor ve kutlamanız var ama bunu küçük bir topluluğa yapabilirsiniz. Ya da kendi içinize yapabilirsiniz. Ateş elementlerini her zaman tavsiye ettiğimiz bir şey vardır. Her
her şeyi çok insanlarla paylaşmayın, çok negatif enerjilere maruz kalıyorsunuz diye. Burada buna dikkat edildiğini görüyorum. Yani sevinciniz, mutluluğunuz var ama bunu öyle herkese de paylaşmıyorsunuz. Çok olgun bir şekilde karşılayıp değerlendirdiğiniz, eğlendiğiniz bir zaman veya yine işte ay sonu, belki yılbaşı kutlamaları ama küçük bir toplulukla, sevilen insanlarla harika zaman geçirebilirsiniz. Bunu da ileteyim. Açıkçası çok fazla bir sıkıntı görmedim. Hatta sizin için çok parlak, çok güzel bir ay olabilir. Retro etkisini de ben burada çok yoğun görmedim. Belki haritanızda çok sert bir açısı yoktur. Çünkü Venüs aşkı yönetiyor olsa da Oğlak burcunda retroda olacak ve haritanızda Venüs'ün nerede olduğu çok önemli. Demek ki sizi çok sarsmayacak veya diğer gezegenleriniz güçlü bir şekilde destekliyor olabilir sizi. Burası böyleydi. Güzel bir ay, sadece işte arkanızdan dedikodu yapıldığını duyabilirsiniz ve üzülebilirsiniz ama onu da çok güzel bir şekilde halledeceksiniz. Açıkçası size düşman olan ve sizi kıskanan birileri var, bunu söyleyeyim. Yani belki iyi olmanız, mutlu olmanız, güzel olmanız birilerini rahatsız ediyor. Yani şu senin hakkında dedikodu yapılıyor, yapıyor dendiğinde o yapanı değil, size bunu iletene bakın. Bu mesajı iletene bakın. Evet, katina destesine de yine soracağım. Bu ay hani ayrıca bilmemiz gereken bir şey var mı? Evet, hayatınızda tanıdığınız bir insan size dair çok fazla paranoya üretebilir veya çok paranoya üretmenize sebep olabilir. Yani burada yine su elementi geldi. Su elementi bir insanın sizi yorduğunu görmüştük. Belki onun konuşmaları sizi çok yorabilir. Gelen bir haber kafanızı çok karıştıracak, çok iyi düşünüp karar vermeniz lazım. Yani ikili seçimler olabilir, bir şeyi bırakıp yeni bir şeye başlamakla ilgili olabilir. Ama lütfen çok çok dikkatli olun. Devam eden ilişkisi olan arkadaşlarım. Şimdi Venüs retrosu en çok da aslında süre gelen ilişkileri etkiler. Siz çok dikkatli olmalısınız. Yani 18 Aralık'ta başlayacak Venüs retrosu ve 40 gün sürecek. İkili ilişkilerde içinizden başka bir kişinin çıktığını fark edebilirsiniz. Lütfen 10 kere düşünüp bir kere eylemde bulunun. Sert bir dönem, herkes için zor bir dönem. Ama dikkatli olun. Yani tamam, bu sizi bir yıkıma götürmez ama belki yaralar açabilir. Bu ay ciddiyetsiz olan kişiler için bir kayıp olacak, bunu söyleyebilirim. Yani hayatı ciddiye almamak, ilişkiyi ciddiye almamak, insanları ciddiye almamak, siz böyle davranıyor olabilirsiniz. Bu sizin için başarısızlık getirebilir. Veya size karşı böyle davranılıyor olabilir. O insanların da sizinle ilgili kaybedecek bir şeyler var. Bunu söyleyebiliriz. Ve yine bir insandan alınan negatif bir enerji geldi. Tagral kartı geldi burada. Biraz bencil, kendini çok beğenen, mesafeli bir insan olabilir. Dışarıdan hiçbir şey umursamıyormuş gibi gözükebilir ama bu insanın çok negatif enerjisi var. Bu kişiye karşı dikkatli olun. Mümkünse hani çok temas içinde olmayın. Böyle kumral, belki hafif kızıla çalan bir silüeti olabilir, yüzü olabilir. Bununla ilgili de dikkat etmeniz gerektiği söylendi. Ama yine de kart alacağım şuraya. Ne denmek isteniyor tam olarak? Böyle bir insandan haber bekliyor olabilirsiniz sabırla. Ama doğru zaman olmayabilir ki Venüs retrosu, tekrar söylüyorum, hani yeni bir şeyler başlamak için de, yeni ilişkiye başlamak için de çok iyi değil. Hani birinden haber bekliyorsanız da bu zamanda gelmesi çok hayırlı değil. Yani haberi gelecekse öncesinde gelsin veya retrodan sonra gelsin. Ve belki bu haber beklediğiniz insanla aranızda bir aracı varsa aracıya da çok güvenmemeniz gerektiği söyleniyor. Peki bu ay nelere dikkat etmelisiniz? Hemen onu da inceleyeceğiz. Veya bilmeniz gereken herhangi bir konu var mı?
bakalım. İlişki ve aşk konularında tek uçlu olmaktan kaçının dendi. Yani sabit fikirli olmak yerine bu ay belki de başka şeyleri düşünmenin zamanı gelebilir. Yani nasıl yaklaşıyoruz partnerimize yahut aklımızdaki kişiye, ondan ilgili neler bekliyoruz? Bununla ilgili bir düşünülmesi gereken, revizyon yapılması gereken bir ay olabilir. Biraz sağlığınıza dikkat etmeyebileceğinizi görüyorum ve doktor kapılarıyla işleriniz olabilir. Sağlığınıza dikkat edin. Uyku düzeniyle ilgili veya stres kaynaklı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bir konuyla ilgili çok çok güçlü hissedeceksiniz. Çok güzel bir gelişim olacak bir veya birden fazla konuyla ilgili. Lütfen şükredin. Minnettarlığınızı gösterin. Neye şükredersek, neye minnettar olursak ondan bize daha çok gelir. Daha önce birileri size kötü davranmış olabilir. Bununla ilgili bir dengelenme olacak veya olması gerekiyor. Yani diyor ki insanlar sana kötü davranmasına izin verme. Sen de insanlara kötü davranma. Burada dengede olmaya dikkat et. Evet, oldukça parlak bir enerjiniz var. Aslında hem parasal konularla hem de aşk konularıyla ilgili enerjiniz çok parlak olacak. Bu yüzden de insanların size çekildiğini fark edebilirsiniz. Yani bu ay insanlar sizden çok yardım isteyebilir, çok akıl danışabilir. Evet, de akıl verebilirsiniz ama enerjinizi kendinize saklayın. Evet, burada bir mutlu yuva görüyorum, mutlu aile görüyorum ama aynı zamanda açgözlülükten öte kartını da görüyorum. Hemen şunun üstüne bir kart alacağım. Evet arkadaşlar, şimdi belki yuvanızda çok mutlusunuz veya bir türlü mutlu olamıyorsunuz. Hayatınızda istediğiniz bir konuyla ilgili. Aile olabilir, iş ortamı yine aileniz olarak görüyorsanız olabilir. Niye olmuyor biliyor musunuz? Etrafınızda kıskanç bir insan var ve o kadar açgözlü ki. Yani negatif enerjisi bir şekilde sana da zarar veriyor. Yani bu kıskanç ve çok açgözlü ne demek biliyor musunuz? Aslında kendi hayatı kötü değil. Kendi hayatında gayet iyi şeylere sahip ama bazı insanlar böyledir. Başkalarında olan şey onlara çok tatlı, çok güzel gözükür. Diyor ki bu insandan artık uzaklaşmalısın ve Tanrı'ndan yardım dilemelisin, Allah'tan yardım istemelisin. Yani böyle bir insanın negatif enerjisiyle ilgili farkındalık kazanmak için dua edebilirsiniz ve bu insandan acilen uzaklaşmanız gerekiyor. Yani muhtemelen bir arkadaş, bir tanıdıktır. İlişkinizi kesin. İlişki kesildikçe o enerji daha az olur. Niye? İlişkiniz kesilince hayatınızda ne olduğunu çok bilmez. Bilmeyince de böyle kıskançlık yapamaz. Negatif enerji yollayamaz. Bu insana acilen mesafe koymalısınız. Bu sizin için çok önemli. Bunu bilmeniz gerekiyor bu ay. Evet, yorumumuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna basabilirsiniz. Sevgilerimi iletiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Tekrardan merhabalar. Toprak elementini seçmiş olan arkadaşlarım, ana burcunuz veya yükselen burcunuz toprak elementi olabilir veya öylesine bu desteği çekilmiş olabilirsiniz. Bakalım bu ay nelerle karşılaşacaksınız, neler yaşayacaksınız, hep birlikte inceleyeceğiz. Güzel bir gelişme olabilir. Bu aşka dair bir güzel bir gelişme olabilir. Yeni bir başlangıcınız olabilir veya başlamış olan bir şeyi daha iyi bir noktaya, daha iyi bir seviyeye taşımak isteyebilirsiniz. Yine bir karar vermeniz, bir seçim yapmanız gerekebilir. Bundan sonra ne yapacaksınız? Herhangi bir konuyla ilgili bundan sonra ne yapacaksınız? Ay başında bir seçim yapmak zorunda kalabilirsiniz ve en sonunda bir seçimde
yapabilirsiniz. Geleceğinize dair bir yatırım yapacağınızı söyleyebilirim. Bu iş, para, kariyer konusuyla ilgili olabilir. Ama kendiniz için doğru olan şeyi seçeceksiniz. İşi olmayan arkadaşlar bir iş başlangıcı da yapabilir. Yani bu ay çabalarınızın ayın ilk 10 gününde biraz karşılıksız kaldığını hissedebilirsiniz. Yani insanlara elimden gelen her şeyi yapıyorum, çabalıyorum, kendim gerekli gayreti gösteriyorum ama hiçbir karşılık alamıyorum dediğiniz böyle 2-3 gün olabilir. Veya ateş elementi bir kişiyle bir kırgınlığınız, dargınlığınız olabilir. Arada bir soğukluk meydana gelebilir. Güzel bir konuma ulaştığınızı görüyorum. Bu parasal meselelerle ilgili olabilir. Ama oraya ulaşmak için gerçekten çok yorulacaksınız. Çok çabalayacaksınız. Aşırı yoğun çalışabilirsiniz bu ay. Sorumluluklarınızın çok fazla olduğunu hissedebilirsiniz. Ama bir hedefe ulaşmak istiyorsunuz. Ama bunu yaparken de bir yandan gerçekten aşırı derecede kendinizi zorlayabilirsiniz. Kader çarkı da diyor ki bu gerekli. Yani evet, yoruluyorsun fakat bu yorgunluk gerekli. Daha sonrasında rahat etmek için, daha sonrasında şanslı olmak için şimdi çabalaman, çaba göstermen gerekiyor. Ayın 10'u ile 20'si arasında özellikle 10'u 11'i gibi kafanız çok karışık olabilir. Neyi seçeceğinizi bilemeyebilirsiniz. Bu daha çok bir tamamlanma ile ilgili. Hayatınızda eksik bir yer var. Onu tamamlamayı da gerçekten çok istiyorsunuz. Ama oraya ne koyacağınızı bilemiyorsunuz. Yani doğru seçim yapmamaktan biraz korkabilirsiniz. Doğru seçim yapmak için gerçekten uzun uzun düşünebilirsiniz. Ateş elementi bir erkek geldi bu sefer. Yani şurada bir kadın gelmişti. Bu insanla bir tartışmanız olabilir, probleminiz olabilir. Veya kendi mücadelenizde insanların sizi üzdüğünü düşünebilirsiniz. Yengeç burcu veya ateş elementi bir insanla problem yaşanabileceğini görüyorum. Yani belki de şöyle diyorsunuz. Yani normalde çok aktif değilim. Aktif olduğum zaman da istediğim karşılığı bulamıyorum. Fakat bu bir direnç olabilir. Yani insan hayatında bir şeyi hiç denemeyip de denemeye kalktığında ilk başta pek güzel sonuçlarla karşılaşmaz. Ama onu tölere edip devam ederse çok daha iyi sonuçlar olabilir. Veya dediğim gibi böyle işte ateş elementi ve yengeç burcu olan insanlarla sorun yaşayabilirsiniz. Özellikle ayın 14'ü 15'i gibi dikkatli olun diyelim. Evet, etrafınızda bir şeytan var. Bu insan diğer kişilerle sizin aranızı bozmaya çalışıyor ve bunu küçük küçük yapıyor, söyleyeyim. Yani öyle büyük büyük bir şey de yapmıyor ama alttan alta böyle küçük küçük bir şeyler söyleyip sizin diğer insanlarla aranızın bozulmasını sağlamaya çalışıyor olabilir. Bu insana karşı dikkatli olun. Yani sizi doldurmaya çalışırsa hiç ciddiye almayın. Veya sizinle ilgili başkalarıyla konuştuğunu fark ederseniz de bir şekilde buna bir set çekin. Gerekirse sert olun. Söylediğim gibi çok açık bir şey yapmıyor. Alttan alta minik minik bir şeyler yapıyor. Ama önemli olan şu ki iyi niyetli değil, kötü niyetli. Ki bu ilginç bir şekilde aslında Venüs retrosunun başladığı bir zamanda dikkatinizi çekebilir. Aslında belki daha önce de vardır ama fark etmemişsinizdir. Retro zamanı bunu fark etmeye başlayabilirsiniz. Ayın 20'sinden ay sonuna kadar bir insanla tartışmanız var. Yani bu insan canınızı yakabilir. Bunu söyleyeyim. Veya hayatınızda kimse yoksa biriyle tanışırsanız o kişinin medeni durumunu muhakkak öğrenin. Yani belki bekar olduğunu söyleyebilir, bekar olmayabilir. Bu konuda bir uyarı var. Veya yine birinin arkanızdan iş çevirdiğini fark edip üzülebilirsiniz. Bu şuranın devamı da olabilir. Yani daha önce fark etmediğiniz bir ihanet. Onu sonra fark edip yavaş yavaş bir üzüntü yaşayabilirsiniz. Biraz elinizdekileri sahiplenmeniz gereken bir ay olacak açıkçası. Özellikle parasal konularda harcamalara dikkat edin. Ay sonuna doğru sonraki ayı da hesap ederek ilerlemeye dikkat edin. Paranızı iyi tutun. Yani şöyle diyor buradaki adalet kartı. Harca, elbette ki ihtiyaçlarını karşıla ama yüksek harcamalardan kaçın.
Bazılarınız, özellikle kadınlar, duygusal olarak kendini çok yorulmuş hissedebilir. Her şeyi ben yapıyorum, bütün mücadeleyi ben sürdürüyorum. İşte çocuklarla, işle, güçle vesaireyle her şeyle ben ilgileniyorum. Ve hayatımdaki diğer insanlar çok küçük şeyler yapıyorlar ve bu beni çok yoruyor. Dediğiniz bir ay olabilir. Sıkıntılarınızı paylaşmakta fayda vardır. Ama şöyle bir durum da olabilir. Şimdi burası toprak elementinde. Toprak elementinde gerçekten bir özelliği var. Çok mükemmeliyetçi. Farkında olmadan aslında o işleri üzerinize alan kişi siz olabilirsiniz. Diğer insanlara güvenmediğiniz için. Ama sonra da bunun yorgunluğunu çok yoğun bir şekilde hissedebilirsiniz. Ve süreç elbette ki daha önce fark etmediğiniz şeylerin birdenbire ortaya çıktığı bir zaman olabilir. Bunlarla ilgili konuşmak ve çözüm aramak veya yavaş yavaş artık o işi değiştirmeye başlamak iyi olur. Yani şimdiye kadar çok yorulduğunuzu ve gereğinden fazla sorumluluk aldığınızı fark ederseniz bunu birden değiştirmeye kalkmayın. Çok sert olur. Çünkü muhtemelen etrafınızdaki insanları tembel alıştırmışsınızdır. Yavaş yavaş diğer insanlara da sorumluluk vererek omuzunuzdaki yükleri azaltmanız yerinde olur. Açıkçası bu ayın sizin için kendi içinizde biraz sıkıntılı geçebileceğini gördüm. İkili ilişkilerde diğer insanlarla sorun yaşayabileceğiniz görünüyor. Parasal konularla ilgili ve işe dair konularla ilgili güzel gelişmeler olabilir. Aslında burada şunu söyleyeyim. Şurası üzücü bir durum değil. Burası zaten olan ama sizin daha önce fark etmediğiniz bir şey. Yani arkanızdan iş çeviren, arkanızdan dedikodu eden o insan bu ay birdenbire ortaya çıkmıyor. O zaten vardı ama siz bunun bu ay farkına varabilirsiniz. Bir şeyleri elde etmek için gerçekten çok mücadele ettiğiniz, belki elinizin boş kaldığını düşündüğünüz zamanlar olacak. Ama benim burada gördüğüm kart, yani kader çarkı, hiçbir şeyin boşa gitmediğini söylüyor. Yani hemen hızlı bir karşılık bulamasanız da bu ay her ne yaparsanız, her neye yatırım yaparsanız sonrasında bununla ilgili güzel geri dönüşler olacak, güzel kazanımlar olacak sizin için. Ay başında özellikle önemli bir olay olabilir, sizi mutlu edecek güzel bir başlangıç olabilir ve belki de bu ay sizin de beni sonuçta ilişkileri temsil eder. Aşk değil de İkili ilişkilerde diğer insanlarla aranızda problemler meydana gelebilir ve biraz bununla ilgili değişiklikler, revizyonlar yapmanız gerekebilir. Burayı toplayalım. Bakalım katina destesi bilmemiz gereken başka bir şey var mı? O kart da oradan açacağım. Sevdiğiniz insanlarla ilgili çok fazla paranoya hissettiğiniz bir ay olabilir ama gerçek değil. Yani sizi gerçekten sevdiğini bildiğiniz insanlar seviyor zaten. Ama gökyüzünün etkisiyle biraz böyle kafanız çok karışık olabilir. Normalde aklınıza gelmeyen negatif düşünceler birden aklınıza gelmeyebilir. Gelmeye başlayabilir. Sizi göz ardı eden bazı kişiler var hayatınızda. O insanlara arkanızı dönebilirsiniz. Yani onlara karşı artık bir tavır alabilirsiniz. Yani benim de limitim doldu. Ben bu kadar göz ardı edilmeyi hak etmiyorum. Bu kadar üzülmeyi hak etmiyorum deyip böyle bir çırpıda bazı insanları arkanıza bırakabilirsiniz veya onlara sert bir tavır alabilirsiniz. Çünkü açıkçası boşuna üzüldüğünüzü ben görüyorum burada. Evet, sizi üzen birileri var ama boşuna bir üzüntü. Ve bunu fark edip bazı insanlara rest çekebilirsiniz. Güzel bir başlangıç var yaşamınızda, güzel bir haber var. Bu bir çocuk haberi de olabilir veya yeni başlayan güzel bir şey olabilir. Hayatınızda gerçekten sıkıntıları dağıtacak kadar iyi bir haber olacak. Yüz yüze bir görüşmeniz olabilir ve haber bununla alakalı olabilir veya çok güzel bir gelişmeyle ilgili birileriyle yüz yüze görüşebilirsiniz.
ay nelere dikkat etmelisiniz? Biraz sağlığınız üzerine düşünmeniz gerekecek. Farklı alternatif tıp deneyebilirsiniz. Hani doğal bitkiler, doğal çaylar, belki doğal taşlarla ilgili. Bununla ilgili bir yatırım yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani biraz kendi şifanızla ilgilenmeniz gerekiyor. Bir hedefe ulaşmak istiyorsunuz. Bu parayla, kariyerle ilgili olabilir. Ama buna ulaşmak istiyorsanız artık geçmişi geçmişte bırakmanız gerekiyor. Belki de arkada bırakamadığınız bir konu var. Veya artık iş değişikliği zamanı gelmiş olabilir sizin için. İleriye gitmek istiyorsan geçmişi arkana bırakmalısın dendi. Bazı şeyleri çok düşünüyorsunuz. Çok ince düşünüyorsunuz. Ama galiba yanlış düşünceleriniz var dedi kartlar. Veya çok okudum, çok öğrendim. Hani benim için yeterli diyebilirsiniz ama şuradaki kart da her zaman öğrenecek yeni bir şey var diyor. Veya daha önce fark etmediğiniz değişiklikler olabilir yaşamınızda. İnançlarınıza dair bir şeye çok inanıyorsunuzdur. Sadakatle bağlısınızdır. Ama sonra yanlış bildiğinizi veya inandığınız şeyin sizi artık tatmin etmediğini fark edebilirsiniz. Evet, sevenleriniz var. Size değer veren insanlar var. Ama bu ay bunu çok yoğun hissetmeyebilirsiniz. Yani kendinizi biraz değersiz, değer görmüyormuş gibi hissedebilirsiniz. Ama asıl problem kendinize değer vermenize ilgili diyor buradaki kart. Yani sen kendi değerini bil bakalım ve ne kadarını hak ettiğini düşün. Çünkü çok fazla vericisin etrafına. Evet ki seviliyorsun ve yürekten seven insanlar var sizi. Arkadaşlar biraz bağlılıktan bağımlılığa geçmiş bir durum var. Ya bazı insanlar size çok bağımlı olmuş, durmadan bir şeyler bekliyor. Veya siz arzularınızı yerine getirmek istiyorsunuz. Ama bir yandan da bir şey bırakamıyorsunuz. Sahte bir bağlılık var bir yere karşı. Böyle kendinizi kandırıyor olabilirsiniz. Yani istemediğiniz bir durum içindesiniz. Başka bir şey arzuluyorsunuz. Ama bunu da bırakamıyorsunuz. Sanki engelin var diyorsunuz. O engel çözülebilir. Arzularının peşinden git diyen bir kart geldi burada. Bu ay özellikle aile ve çevreyle ilgili kalp kırıklıkları yaşayabilirsiniz. Yani aşk değil de daha çok az önce söylemiştim. İkili ilişkilerde çevrenizdeki insanlarla veya aileyle ilgili biraz hayal kırıklığı olabilir. Yeni bir başlangıcınız var. Güzel bir başlangıcınız var. Buna başlamadan önce muhakkak ki diyor bir meditasyon yap ya da bir dua et. Yalnız kaldı. Güzel olumlamalar yap. Veya konumla ilgili her neye başlıyorsan bununla ilgili eğitici videolar izle, kitap oku, kendini geliştirecek bir şey yap. Yani bu yeni başlangıçla ilgili bir ön hazırlık yapmanız tavsiye ediliyor. Sizin okumanız böyleydi sevgili arkadaşlarım. Genel olarak aslında çok sıkıntılı değil. Sadece biraz sanki insan yorgunu olacaksınız bu ay. Ben bunu gördüm. İnsan, aile. Açıkçası bu desteden çok fazla yorgunluk enerjisi aldım. Aşırı derecede yorulduğunuzu fark ettiğiniz, şimdiye kadar ertelediğiniz bir yorgunluğu fark ettiğiniz bir ay olabilir. Yani muhtemelen yorgunluğunuz birdenbire Aralık ayında ortaya çıkmayacak. Ama siz bu yorgunluğu şimdiye kadar görmezden gelmişsinizdir ve artık bu ay sizin için son olabilir. Biraz dinlenmek isteyebilirsiniz ama bir yandan da sorumluluklar yakanızı bırakmayabilir. Yılın son ayı yine de fırsat bulabilirseniz bence kendinizle şöyle yalnız bir iki gün kalmanız harika olur sizin için. Buna çok ihtiyacınız var gibi görünüyor. Ve halledemeyecek çok özel bir sorun yok. Daha çok sizin daha önce şımarttığınız aile veya arkadaş çevresi veya iş çevresiyle ilgili bu ay biraz tahammülsüz hissettiğiniz bir dönem olabilir. Yorum bu kadardı. Sevgilerimi iletiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Tekrardan merhabalar hava elementi olan arkadaşlarım, yani ana burcunuz veya yükselen burcunuz hava elementi olabilir veya sadece bu desteği çekilmiş olabilirsiniz, bunu dinlemek istiyor olabilirsiniz. Hemen taşımı şöyle kenara alacağım ve
kartlarımı açacağım. Bakalım Aralık ayında sizi neler bekliyor, nelerle karşılaşabilirsiniz, neler yaşayabilirsiniz. Ayın başını bir savaşla açıyorsunuz çevrenizdeki insanlara karşı. Güçlü bir pozisyondasınız, güçlü bir duruşunuz var. Ama etrafınızda da sanki böyle yere yıkılmanızı bekleyen insanlar var. Her zaman bazı insanlarla sorun yaşayabilirsiniz. Bu insanlar her zaman gözünüzün önünde olmalı. Yani kontrolünüz altında olmalı. Çok arkanızı dönmeye gelmez. Böyle hani azıcık sakin durduğunuzda bazı kişilerin hemen böyle sizi alaşağı etmeye çalıştığını fark edebilirsiniz. Yani küçük ufak denemeler olacak ama çok bir işe yaramayacak. Bunu söyleyeyim. Güçlü bir pozisyondasınız hayatınızda. Yani etrafınızda sevdiklerinizi koruyorsunuz, kolluyorsunuz, sahip çıkıyorsunuz. Ama bu ay herkesten biraz uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Yani sorumluluklarınız size çok ağır gelmeye başlayabilir. Ayın ilk 10 günü burası. Biraz yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Hani insanlardan uzaklaşmak, sevdiğiniz kişiler olsa bile dinlenmeye çok ihtiyaç duyabilirsiniz. Bence bunu kesinlikle yapın. İhtiyacınız var. Yani çok sorumlu olan bir insansınız veya çevresine çok sahip çıkan bir insansınız ama yorulmuşsunuz. Biraz dinlenmeye ihtiyacınız var. Bu dinlenme size çok iyi gelebilir. Tek bir gün olsa bile tekrar dengelenebilirsiniz. Şanslı olduğunuz bir zaman olacak. Aşka dair konularda oldukça şanslısınız. Ayın işte 7'si ile 10'u arasında böyle güzel tohumların atıldığı ve emek verilirse gerçekten sizi mutlu edecek gelişmelerin olabileceği bir durum meydana gelecek. Veya aşk hayatınızda sıkıntılar varsa biraz çabayla bunu düzelebileceği söyleniyor. Ama bir seçim yapmanız ve bir karar vermeniz gerekebilir. Ayın 10 ile 20'si arasında etrafınızda bazı kişilerin size ihanet ettiğini fark edebilirsiniz. Bu durum canınızı yaksa da çok hızlı bir şekilde hemen matematiksel düşünerek herkese hak ettiği cezayı verip arkanızı dönüyorsunuz. Bu çok hava elementine yakışan bir hareket zaten ki kılıçası geldi. Hava elementinin ilk kartıdır. Onu temsil eder. Yani güzel bir şey aslında. Benim çok takdir ettiğim ve yapmayı çok istediğim bir şey. Birileri var. Artık vadeleri dolmuş. Siz de onları kesip yukarı çıkartıyorsunuz. Çok önemli bir şans size isabet ediyor arkadaşlar. Yıldız kartı geldi. Yani ilahi bir şans diyebilirim buna. Bu şansı alıp kabul edeceksiniz ama kendi içinizde değerlendireceksiniz. Öyle çok diğer insanlardan bahsetmediğiniz bir durum olacak veya çok yalnız kaldığınız bir anda dilediğiniz bir dilek olabilir. Böyle hani olacağını hissederek bir şeyi istersiniz ya, o dileğin olduğunu görebilirsiniz ayın ortalarına doğru. Biraz kendinizle çok kalmak istediğiniz bir zaman olacak. Zaten Venüs retrosu başlıyor 18 Aralık'ta. Yani ben dediğiniz, kendi sınırlarınızı çizmek istediğiniz bir zaman olabilir. Ama aynı zamanda biraz çevrenize karşı da suçluluk hissedebilirsiniz. Yani sizi seven insanlar var etrafınızda. Fakat onlara da çok zaman ayırmak istemeyip biraz kendimle kalmak istiyorum veya benim sınırlarım var, bunun ötesine geçme diyebilirsiniz. Ve bu söyleyiş biçiminiz biraz sert olabilir. Sonra da suçluluk duyabilirsiniz. Kartlar diyor ki buna hakkım var. Evet, herkesin kendi sınırı olmak zorunda. Çok sevdiğin insanlar olsa bile etrafında belli sınırları aşmamalılar. Ama bunu daha pozitif bir dille anlatabilirsin. Sonra çünkü sen daha çok üzülebilirsin. Gelelim ayın 20'sinden ay sonuna kadar olan sürece. Kader çarkı. Şansın artık sizin lehinize dönmeye başladığını söylüyor. Bir konuyla ilgili çok uğraşmışsınız. Çok uzun süre uğraşmışsınız. Yani hani sanki bir dağa durmadan tırmanmaya çalışmışsınız. Hep kendinizi niyeyse yolun yarısında bulmuşsunuz. Zamanı gelmiş. Yani bir noktada zirveye çıkıyorsunuz. Bir başarı elde ediyorsunuz. Aynı zamanda hem kendi elementinizi yansıttığınız, yani hava elementini yansıttığınız ama bunun yanında da çok aktif olduğunuz, çok ateşli olduğunuz bir ay olabilir. Yani fikirlerle, kendini göstermekle
ilgili bir şeyler var burada. Kılıç kralı ve değnek kralı. Yani hem kendi karakterinizi yansıtıp bunun yanında da yaratıcı, daha ön planda kendini daha sergileyen, özelliklerini daha çok sergileyen bir tavır olabilir. Bir zaferiniz var arkadaşlar. Beklenmedik bir zafer. Yani biraz çabaladığınız bir konuyla ilgili de olabilir ama parlıyorsunuz, bakın şurada. Işıl ışıl bütün spot ışıkları sizin üstünüzde. İnsanlar hayranlıkla izliyor. Belki alkışlar alabiliriz. Ve çok riskli bir şey yapacaksınız. Yani insanların belki yapma dediği veya girmeyi çok düşünmeyeceği bir riske gireceksiniz ama bu risk yani iyi bir risk. Biliyorsunuz şimdi hayatta herhangi bir konuda başarılı olmak için riske girmek gerekir. Bazı insanlar riske girmeyi tercih etmez ve hani daha dengeli bir seyirde izlemeyi, yaşamı tercih eder. Bazıları da risk alır. Bazen çok kötü kaybedebilir ama bazen de çok fazla kazanabilir. Aldığınız risk her neyse size çok güzel bir geri dönüşü oluyor. Yani belki bir yatırım olabilir, başka bir şey olabilir, aşkla ilgili olabilir. Ama sonuçta belki de normalde cesaret edemeyeceğiniz, fakat böyle bir deli cesareti gelerek yapacağınız bir şeyden inanılmaz güzel geri dönüşler alacaksınız. Kartların anlattıkları bunlardı. Şimdi tabii katina desteme de bakacağım. Var, bilmeniz gereken başka bir şey var mı? Çocuklarla ilgili problem yaşanabilir arkadaşlar. Yani eğer çocuklar varsa veya yaşı sizden küçük olan tanıdıklarla sorun yaşanabilir. Agresif olabilir çocuklar bu ay biraz fazla ve onlarla çatışabilirsiniz. Şurada bir kart geldi, üzerine kart çekmem gerekiyor. Bakın, bir şeyi sağlamlaştırmaya çalışıyorsunuz hayatınızda. Fakat bununla ilgili daha önce yanlış seçim yapmışsınız. O seçim düzelecek. Ve bir zafer elde edeceksiniz. Veya yaptığınız bir seçimle ilgili bir zafer elde edeceksiniz. Bazıları oturmuş aşkı bekliyor. O aşk da ona geliyor diyebiliriz. Aşk geliyor ama siz de bu sefer o aşkı kabul etmiyorsunuz. Beklediğiniz bir şeyler var, partnerinizden olabilir veya zaten hani yeni bir aşk bekliyor olabilirsiniz. Evet, o geliyor, güzel de bir aşk geliyor ama bu sefer de istemiyorum şu an diyebilirsiniz. Veya işte çok gururlanabilirsiniz, biraz egolar ortaya çıkabilir, biraz şımarıklık yapabiliriz ama olsun, hakkınızdır. Sağlık konusu oldukça iyi dedi kartlar. Sağlıkta güzel gelişmeler olabilir. Güzel haberler alabilirsiniz. Veya bir devlet dairesinden yine güzel haberler gelebilir. Size aydınlatacak haberler gelebilir. Bu ay devletle bağlantılı konularla ve sağlıkla bağlantılı konularda çok bilgece hareket edeceksiniz. Veya birilerinden çok güzel yardımlar alacaksınız. Ve hayatınızda aydınlanma olduğunu görüyorum. Peki bu ay dikkat etmeniz veya bilmeniz gereken herhangi bir şey var mı? Bunda Kehanet ve Oşa destelerime soracağım. Evet, konuşmalara dikkat ediyoruz sevgili hava elementi olan arkadaşlarım. Bazen gerçekten doğruyu söyleseniz bile ifade ediş biçiminizde sıkıntı olabiliyor. Biraz acımasız konuşabilirsiniz çevrenizdeki insanlarla ve yoğun bir tartışma çıkabilir sonrasında. Sonuçta hava elementi insanlar aynı zamanda çok zeki olur. Zekanızı kullanarak konuşun diyebilirim size ancak. Yani şimdi bir hava elementine de laf yetiştirmek kolay değildir. Eninde sonunda o laf yarışını kazanırsınız ama aynı zamanda kimseye göstermeseniz de çok merhametli bir tarafınız var. Birini üzdükten sonra en çok siz üzülebiliyorsunuz. Buna dikkat ederim. Evet, oldukça özellikle kadın olan hava elementi arkadaşlarım. Bu ay belli konularla ilgili çok düşünebilirsiniz ve kendinizi bir şeye adamaya karar verebilirsiniz.
ruhunuzla ilgili araştırmalar yapabilirsiniz, spiritüel araştırmalar yapabilirsiniz, eğitim konularının üzerine düşünebilirsiniz veya bir konuyla ilgili kendinizi geliştirmek isteyebilirsiniz. Bu konuyla çok uğraşacaksınız. Paraya dair güzel gelişmeler var. Samimi bir yardım, bir teklif alabilirsiniz ve insanların bu ay sizi çok takdir ettiğini görebilirsiniz. Bakın, bir zirvedesiniz, parlıyorsunuz. Herkes size danışabilir, sizden fikir alabilir. Biraz dinlenmeye ihtiyacınız var. Bunu yapmazsanız çok agresif olacaksınız ve çevrenizde kavga edeceksiniz. Bu sizi çok yenileyecek. Topluluğa dair çok güzel haberler olabilir. Çevreden işte böyle nişan, düğün, evlilik, yeni bir aşk başlangıcı, belki bir bebek haberi alabiliriz. Çok sevinebiliriz. Ve diyor ki bu senin için gizli bir lütuf var burada. Yani belki de siz böyle birinin bir düğününe gidebilirsiniz, nişana gidebilirsiniz, kutlamasına gidebilirsiniz. Ve orada sizin için başka güzel bir lütuf ortaya çıkabilir. Bolluk, bereket enerjiniz bu ay çok yüksek olacak. Yine ruh eşini, ikiz ruhunu çağırmak isteyenler için veya aşk hayatında düzelme arzulayanlar için güzel bir ay. Dileklerinize çok dikkat edin. Bakın. Hayalleriniz bu ay çok önemli olacak. Güzel şeyler hayal edin. O güzel şeyler her neyle ilgili istiyorsanız size gelebilir. Her zaman ne diyorum? Negatifi değil, pozitifi düşün. Olumsuz cümle değil, olumlu cümle kur. Beni aldatmayacak, iyi kalpli, cimri olmayan bir insan hayatıma gelsin diyorsunuz diyelim. Aldatma, cimrilik. Tam olarak bunları çekersiniz. Ne diyeceğiz? Sadık, cömert, İyi yürekli, beni mutlu edecek, aynı zamanda çok seveceğim bir insan, beni de çok sevecek bir insan hayatıma gelsin. Başka herhangi bir konuda da isteyebilirsiniz. Borçlarımı kapatayım. Hayır. Bankam parayla dolup taşsın. Bu çok daha güzel bir dilektir. Borçtan bahsetmek genelde borcu artıran bir şey. Düşündükçe içinden çıkılmıyor. O kuyuya bir kere düştü mü çıkmak çok zor gerçekten. O yüzden şöyle diyebilirsiniz. Banka hesabımda tam olarak şu kadar bana ait olan bir para var. Şimdi size ait olduğuna göre borç yok zaten ortada. Veya hesaplarımda tamamen artıya geçtim de güzel bir dilektir. Bu şekilde olumlamalar yapabilirsiniz. Çok güzel hayaller kurun. Arkadaşlar, bunların geri dönüşleri gerçekten güzel olabilir. Yorumunuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna basabilirsiniz. Sevgilerimi iletiyorum. Hoşçakalın. Tekrardan merhabalar. Su elementi olan arkadaşlarım, ana burcunuz veya yükselen burcunuz su elementi olabilir. Veya siz kendi burç elementinizi değil de bu desteği izlemek istemiş olabilirsiniz. O zaman buranın enerjileriyle bağlantı kurmuş olabilirsiniz. Şimdi hemen taşımı şöyle kenara alacağım. Bakalım bu ay sizi neler bekliyor? Neler yaşayabilirsiniz? Nelerle karşılaşabilirsiniz? Dikkat etmeniz gereken ve bilmeniz gereken şeyler neler? Bunlara bakıyor olacağım. Arkadaşlar, bazılarımız evliliğe ilk adımı atabilir, ciddi bir teklif alabilirsiniz. Yahut zaten ciddi olan ilişkilerde, evlilik ilişkilerinde bir canlanma, bir parlama, hani bir yenilenme durumu olabilir. İlk 10 gün, 10 ve 20 gün, 20 gün ve ay sonuna kadar olan burası. Yine bazıları hayatında kendini adayacak yeni bir durum bulabilir. Bir yükseliş, bir kariyer planı yapabilir. Hayatında nerede durmak istediğine karar verebilir. Yıldızınızın parladığı ama bu yıldıza çok dönüp bakmadığınız bir ay olabilir. Yani ilahi şans sizinle. Şans geliyor ama yani siz başka konulara dalmışsınız arkadaşlar. Çok dönüp bakmıyorsunuz. Kupa dörtlüsü kartı geldi burada. Hemen yanında da yıldız kartı var. İlahi şans diyor. Yani ayağınıza kadar bir şans geliyor. Ama siz kaptırmışsınız başka konulara. Ya buna bakmıyorsunuz veya şans geldi halde kendinizi mutlu hissetmiyorsunuz.
güzel gelen şeylere şükretmezsek hayatımızdan uzaklaşır. Tabii ben de bu uyarıyı dikkate alıyorum. Bir balık burcu olarak sizi çok mutlu edecek bir şey olacak. Hane içinde olabilir veya işte hava elementi bir insanla alakalı olabilir bu. Sevindirici veya işte böyle hava elementini temsil ettiği meslekler vardır. Kafa işleri, tıp olabilir, hukuk olabilir, devletle bağlantılı bir şey olabilir. Sonuçta bir durum var ve buna seviniyorsunuz. Aile içine bir kutlama, bir sevinç olabilir veya ruh eşinizi bulduğunuzu hissedebilirsiniz. Dengeli, güzel. Yani şurada biraz depresif hissediyorsunuz ama sonra geçiyor. Ayın işte 8'i 9'u gibi kendinizi dengenizi bulmuş gibi hissediyorsunuz. Arkadaşlar bir mahkemeniz varsa bununla ilgili çok güzel bir haber gelecek. Ayın 10 ile 20'si arasında bakıyorum. Veya bir uyanış, bir kavrayışı yaşayabilirsiniz. Daha önce fark etmediğiniz bir şeyi fark edebilirsiniz ve bununla ilgili çok mutlu olabilirsiniz. Size bir haksızlık yapılmıştır. Haksızlık yapan kişinin bir bedel ödediğini görüp mutlu olabilirsiniz. Ama daha çok arkadaşlarla bir sevinç yaşıyorsunuz. Çevreyle bir sevinç yaşıyorsunuz. Daha önce kıymetiniz bilinmemiş olabilir. Bununla ilgili güzel bir gelişme olabilir ve bir kutlama yapabilirsiniz. Evet, şimdi bir yardım var ama yanında delik kartı geldi. Bakacağım burada ne demek istiyor. Yardımlaşma ile ilgili bir durum var. Arkadaşlar, bazı insanlar sizden yardım isteyebilir. Bu özellikle finansal bir konuyla ilgili olabilir. Yani tabii ki insanlara yardım etmeyin demeyeceğim. Ama şimdi su elementinde ayarı yoktur. Kendinizi zora sokacak kadar bir yardımda bulunmayın. Hayır demesini de bilmek lazım. Yani yardım yapabilirsiniz. Hani bu sizin sadakanızdır. Geri alamasanız bile hani o size çoğalarak gelir. Ama atıyorum biri sizden 1000 lira istedi. Hesabınızda 1000 lira varsa o 1000 lirayı vermeyin. Hesabında 1000 lira varsa birine en fazla 200 lira verebilirsin. Kendini de korumaya almak için. Anlatabiliyor muyum? Bununla ilgili bir uyarı var. Riskli hareketler yapma diyor. Yani yardım etme demiyor. Ama diyor ki sen bir su elementisin, abartabilirsin. O yüzden lütfen dikkatli ol diyor. Evet, romantik sizi mutlu edecek güzel gelişmeler olabilir açıkçası. Ve kendinizi çok şanslı hissediyorsunuz. Aa. Yani kupa şövalyesi, kupa prensi ve hemen yanında tılsım dokuzusu. Özellikle duygusal konularla ilgili, yaratıcılıkla ilgili, işte el becerisi gerektiren konularla ilgili inanılmaz şanslı olduğunuz bir dönem olabilir. Yine daha önce açılmamış olan bir kapı size açılabilir ve aslında o kapalı kapının ötesinde hayalinizin çoktan oluştuğunu görebilirsiniz. Bakın burada yetişmiş bir ağaç var. Diyelim siz bir fidan dilediniz ama kapı kapalıydı, hiç alamadınız. Ama o arada o fidan da büyümüş. Yani zamanda alamasanız bile topluca bir şey gelebilir. Zamanda alamadığınız, elde edemediğiniz bir şeyle ilgili size topluca bir geri dönüş olabilir. Ruhunuzu okşayacak bir şey bu. Evet, mahkeme kartı. Hak ettiğin bir zafer var. Yani çok emek veriyorsun bir konuyla ilgili. Belki birden fazla konuyla ilgili. Çok fazla emek veriyorsun ve artık ne olmuş? Adalet hak ettiğin sana geliyor. Gerçekten emek verdiğin her konuyla ilgili güzel geri dönüşler ama özellikle çok istediğin bir şey varsa onunla ilgili hak ettiğin şeyi alacaksın ayın 20'sinden ay sonuna kadar. Bazı insanlarla mücadele etmeniz gerekebilir. Bu aile büyükleri olabilir, eş figürü olabilir, baba, abi gibi figürler olabilir, bir patron olabilir. Yani böyle biraz kendi savunma alanınızı oluşturmuşsunuz. İmparator iyidir, hoştur, tatlıdır ama imparator despottur. Yani seni destekler, senin yanında olur ama aynı zamanda üzerine tahakküm kurmaya çalışır. Hani benim dediğimi yapacaksın, beni dinleyeceksin, ben haklıyım. Yani böyle bir insanla bir çatışmanız olabilir artık. Hani belki sabır taşabilir. Benim kendi alanım var. Lütfen buna karışma. Tabii ki Venüs retrosu hepimizi farklı bir şekilde etkileyecek. Belli ki bu grupta da ailedeki erkeklerle, erkek figürlerle bir problem yaşanabilir. Ama iyi pozisyondasınız. Biraz sıkıntı çıksa da kendinizi savunuyorsunuz. Bazı arkadaşlar ruh eşini bulmuş gibi hissedebilir söyleyeyim. Veya ruh eşiyle tekrar hani bir görüşme, bir konuşma olabilir. Ama aynı zamanda bir çatışma da var. Yani
böyle biri var. Bu hayatınızdaki kişi olabilir, aklınızdaki kişi olabilir. Okey, ruh eşisiniz. Ama aynı zamanda aranızda bir ego mücadelesi var. Yani ben haklıyım, sen haklısın mücadelesi var. Şuraya da bir kart alalım. Daha önce içinizde gizlediğiniz bir şeyler var. Tamam, su elementisiniz ama belli şeyler sizin de canınıza tak ediyor. Daha önce içinizde birikmiş kıskançlıkları, ay kıskançlıkları diyorum, kızgınlıkları, belki kıskançlıklarda ruh eşinizin üzerine boşaltabilirsiniz. Yani sizin de ikili ilişkilerde bu şekilde ortaya çıkabilir. Venüs retrosunun etkisi böyle birikmiş bir sürü kızgınlık, hep kıskançlık geldi. Niye kıskançlık mı var acaba? Böyle bir durum mu var? Ortaya çıkabilir, kızgın hissedebilirsiniz. Biraz karşı tarafa yüklenebilirsiniz. Hani burada yeni bir başlangıç, bir canlanma enerjisi var. Bu ilişkiye kötü gelmeyecek. İlişkiyi canlandıracak veya aşk hayatınızı canlandıracak bir gelişme var. İşte bazıları ruh eşiyle tanışabilir ama bu bir çatışmayla başlayabilir. Böyle olması gerekiyor. Çünkü siz içinizde çok şey tutmuşsunuz. Birden patlayacaksınız. Venüs retrosu tabii işte gizli kalan şeyleri de, saklanan şeyleri de ortaya çıkartabilir. Yani kendinizi tanımayabilirsiniz. Ne oldu bana? Ben böyle değildim diyebilirsiniz. Hemen şunları topluyorum. Bakalım. Katina destemiz bize neler anlatacak, neler bilmeniz gerekiyor. Oh. Arkadaşlar, yıldızınız parlıyor. Özellikle anlaşmalar, sözleşmeler veya ilişkilerle ilgili şansınızın parladığı bir ay olabilir. Bazıları yeni bir ilişkiye başlayabilir ama bu ciddi olabilir. Evlilik teklifleri gelebilir. Ciddi ilişkilerde sizin yıldızınızın parladığı, partnerinizin üzerinize düştüğü bir dönem olabilir. Yine sıkıntı varsa da bu sıkıntıların giderildiği bir ay olabilir. Sabırla beklediğiniz bir şey var ama olgunlukla da bekliyorsunuz. Yani olacağını biliyorsunuz. Sadece belki hani zaman değildir, uygun şartlar yoktur. Bunu olgunlukla bekliyorsunuz. Bu hedefinize ulaşacaksınız. Sizin de kendi aklınızda bildiğiniz gibi zamanı olabilir. Ailenin çevredeki, ailedeki veya çevredeki genç bireylerle, erkek bireylerle sorunlar yaşanabilir. Veya böyle ciddiyetsiz bir insan vardır çevrenizde. Canınızı sıkıyordur. Beklentinizi karşılamıyor olabilir bu kişi. Onunla çok kötü bir tartışmanız olabilir. Ha, ilişkide bir problem var mı? Yok. Yani bu insanın aslında ilişkiniz sağlam ama çatışma enerjiniz var. Öyle diyelim. Erkek genç bireylerle veya çok genç ruhlu böyle ciddiyetsiz bireylerle sorun yaşayabiliriz. Kız çocuklarıyla ilişkiler güzel olacak dedi. Veya ailenin genç kız bireyleriyle ilişkiler güzel olabilir. Çok yakınlaştığınızı hissedebilirsiniz. Yine çok sadık ve iyi bir arkadaş edinilebilir. Bazısının gönlüne göre istediği bir şey var. Sadık bir arkadaş veya partner diliyorsunuz yaşamınıza. Bunu elde edebilirsiniz. Bu arkadaşlar bir iş sözleşmesi de olabilir. Yani sonuçta alyans sözleşmedir. Bir şeye karar vermektir. Güçlü bir sözleşme veya bir iş teklifi de olabilir. Bunu da iletmiş olayım. Yani hepimiz için aynı şekilde işlemeyecektir. Ve bakalım bu ay nelere dikkat etmelisiniz? Parasal konulara dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ama sebebi şu, birileri çok enerjinizi alıyor. Yani parasal sıkıntılar zaman zaman yaşıyorsunuz veya para size geliyor ama hiç elinizde kalmıyor. Bunun sebebi etraftan enerjinizi alan insanlar. Yani nazar ediyor olabilir, konuşmasıyla enerjinizi böyle sömürüyor olabilir. Bununla ilgili bir aydınlanmanız olacak. Yani belki rüyalarda göreceksiniz, belki aklınıza gelecek. İşte böyle imaj canlanabilir gözünüzü. Hani parasal sıkıntılarınızın kaynağının ne olduğuyla ilgili aydınlanma yaşayabilirsiniz bu ay. Buna dikkat edin. Yani rüyalarınıza da dikkat edin. Yine aynı zamanda aklınıza gelen fikirler de çok önemli olacak. Benim parasal sıkıntım niye var?
Tekrar söylüyorum, maddi sıkıntınız olmak zorunda değil ama parayı tutmakla ilgili bir sıkıntı olabilir. Para çok akabilir, yatırımlar doğru yürümüyor olabilir. Ama bunun sebebi şu enerji çalan insanlar veya bazen şöyle bir durum olabilir. Bunu anlatayım. Atıyorum bir evi çok beğendiniz ve o eve sahip olmak istediniz. Olmadı, evi alamadınız. Ama başkasının da o evi almasını istemiyorsunuz. Eve enerji koymuş olursunuz. Tamam, o eve geçemezsiniz ama o evi başkası da alamadığı için evin masrafları sizin kesenizden düşmeye başlar. Yani tam olarak da evin atıyorum aylık kirası ne kadarsa her ay o kadar cebinizden para çıkar. Bunu söyleyeyim ve nereye gittiğini anlamazsınız bile. Böyle hani geçmişe dair fark edilmemiş bir enerji akışınız olabilir. Yani ben bunlara kuyu derim. Bir kuyu paranızı çekiyor. Boş bir kuyu ama hani fayda alamıyorsunuz. Bununla ilgili bir aydınlanma yaşayabilirsiniz. Tekrar söylüyorum, rüyalara ve sezgilere dikkat edelim. Bir güneş parlıyor eşsizliğiniz konusunda. Yani insanların gözünde bu ay çok parlayabilirsiniz. Bir yükseliş olabilir. İnsanlar size çok hayran olduğunu görebilirsiniz. Sezgilerinizin oldukça yüksek olduğu ama aynı zamanda biraz öfkeli olduğunuz bir ay olabilir. Veya sezgilerinizin çok isabetli olduğu, hani ağzınızdan çıkan her sözün doğru olduğu fakat etrafınızdaki insanların da buna sinirlendiğini görebilirsiniz. Hani mesela birine diyorsunuz ki onu yapma bunu yap, dinlemiyor sizi. Ondan sonra bir de size sinir oluyor. Doğruyu söylediğiniz için mi suçlusunuz? Herkese her sezgiyi söylemeyin bence. Evet, bu ay hayatınızdaki bir şeyi çok sorgulayabilirsiniz. Yani burada tamamlanma geldi. Yani bir kadınsanız işte belki aklınızda bir insan vardır. O benim için doğru insan mı gerçekten diye sorguladığınız bir zaman olabilir. Venüs retrosu çok normal. Hani bu sorgulamalara girmek ya da acaba benim ruh eşim kim diye sorguladığınız bir dönem olabilir. Veya benim hayatımda eksik olan şeyi tamamlayacak olan nedir diye sorguladığınız bir ay olabilir. Bunu yapmalısınız, önemli. Evet, tapınak yolu sizin için önemli bir yola gireceksiniz. Bu ruhsal bir girişte olabilir. Hani dinsel bir durumda olabilir. Biraz daha yalnız kaldığınız, buna da ihtiyacınız var. Bazı şeyleri düşündüğünüz, işte böyle bilimdir, felsefedir, dindir ve bunlarla ilgili kafa yorduğunuz bir ay olabilir. Sevdiğiniz insanlarla sorun yaşayabilirsiniz. Tamam, sevgi var. Ama ya sevdiğiniz insanların size çok agresif olduğunu görebilirsiniz veya siz sevdiğiniz insanlara karşı çok agresif olabilirsiniz. Her ikisine de dikkat edin. Sevdiğiniz, size değer veren insanlar agresiflik yapıyorsa siz de onlara bir durdurun veya agresiflik yapın. Siz yapıyorsanız da kendinize hakim olun. Oldu mu? Bu önemli çünkü. Yani ne kimseyi üzün ne kendinizi üzdürün diyeceğim. Sizi böyle ilgilendirebilir yine Venüs retrosu. Bu ay için bunları bilmeniz gerekiyordu. Arkadaşlar, böyle durumlar olabilir. Sezgileriniz gerçekten çok çok yüksek olacak. Böyle her ağzınızdan çıkan söz doğru olabilir. Ve söylediğim gibi bu birilerini sinirlendirebilir. Veya işte kıskançlıktan da bir sinirlenme söz konusu olabilir. Yorumum bu kadardı. Umarım çok güzel bir ay geçirirsiniz. Benim öngördüğümden çok çok daha güzel olur. Sevgilerimi iletiyorum. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basabilirsiniz. Hoşçakalın.